Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün günlerden pazar 3 Ocak 2021 ve güne enteresan bir olayla merhaba dedik. Sabah 08.40'ta Türk Hava Yolları'na ait Boeing 777 tipi kargo uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Kuşların uçağın ön bölümünde çarpmaları nedeniyle ciddi bir hasar meydana geldi ve pilotlar kalkıştan sonra tekrar Atatürk Havalimanı'na emniyetle bir iniş yaptılar. Peki bu tür durumlar neden meydana geliyor? Kuşlar uçaklar için çok büyük bir tehlike mi? Veya tersi uçaklar kuşlar için çok büyük bir te tehlike mi? Gelin isterseniz videomuzda kuşlar ve uçaklar arasında neredeyse 100 yılı aşkın bir süredir neler yaşanıyor? Birlikte bakalım niye kazalar oluyor ve hangi önlemler alınabilir bunları birlikte irdeleyelim. Öncelikle son olayın biraz detaylarını vermek istiyorum size. Türk Hava Yolları son dönem içerisinde ki 2020'de koronavirüs salgını çok etkiliydi. Yolcu talebinde çok ciddi bir düşüş meydana geldi ve Türk Hava Yolları son aylarda çok yoğun bir kargo operasyonu yapıyor. Bu kargo operasyonunda mevcut işte tamamen kabini kargo taşımak üzere tasarlanmış uçakların yanı sıra normal geniş gövdeli yolcu uçaklarında kullanıyor bazı yolcu uçaklarının gövde altına veya kabinlerinde koltukların sökülmesiyle yük konup taşınabiliyor. Birçok hava da dünyada bu uygulamayı gerçekleştiriyor. Türk Hava Yolları'nın sabah 8.40'ta havalanan Boeing 777 tipi kargo uçağı İstanbul'dan önce Almatı'ya gidecek. Almatı'dan Gunzao, Gunzao'dan tekrar İstanbul Atatürk Havalimanı'na dönecekti. Bu gerçekten böyle iki bacaklı bir uçuştu. Kargosuyla birlikte uçak havalandı. Havalandıktan sonra kısa bir süre sonra Boeing 777 kuş sürüsünün içine girdi. Şimdi tabi kuşlar milyonlarca yıldır dünyamızda uçuyorlar ve son 100 yıldır da en büyük dertleri karşılarına çıkan uçaklar. Tabii ki hayvanlar kaçıyor uçaktan kaçıyor ama uçaklar onlar kadar hızlı kaçamıyorlar ve zaman zaman kesişmeler meydana geliyor. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün yaptığı e, araştırmaya göre yılda 5000'den fazla kuş çarpma olayı meydana geliyor. İşte bunlar hem yolcu uçakları hem daha ufak uçaklar ve bu çarpma olaylarının %65'inde sadece maddi hasar olup hani çok basit maddi hasarlar. Çok fazla bir bakıma veya çok büyük böyle bir e, tamirat işlerine, bakım işlerine gerek kalmadan uçak tekrar hizmete verilebiliyor. Bir sonraki uçuşuna devam ediyor. Ama Geri kalan o %35'lik bölümde de çok ciddi maddi hasarlar meydana geliyor. Bu olayın sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada yıllık kuş çarpmalarının 1.2 milyar dolarlık hasara uçaklarda neden olduğu ifade edilmiş. Tabii bu hasar sadece işte uçağın bu son olayda olduğu gibi işte radom kapağının alıp değiştirilip yenisi takılması değil. Uçaklar normalde planlanmış e, rütin bakım işlemleri dışında da günlerce yerde kalabiliyorlar. Bu bakımlar yapılıyor ve tabi burada da hava yollarının ciddi bir kaybı söz konusu. Tekrar bugünkü olaya dönersek uçak sabah 08.40'da teker kestikten kısa bir süre sonra kuş süresine giriyor ve kuşlar çarpıyor. Şimdi burada pilotluk açısından birinci önemli konu uçuşa uçağa hakim olmak. Ee, uçağın uçuşunun devamını sağlamak. Şimdi öncelikle hemen pilotlar burada muhtemel otopilot sisteminden çıkmış olabilirler uçaklarına, hakim olup hemen bir hasar e, durumuna bakmaya çalışıyorlar. İşte motorlar çalışıyor mu? Uçak normal uçuşunu herhangi bir problemsiz devam ettiriyor mu? Ee, bunlar kontrol edildikten sonra yola devam mı yoksa teknik kontrol için geri dönüp? İnmek mi gerekiyor. Bu gibi kararları veriyorlar. Bu gibi kararları verebilmek iyi bir tecrübenin yanı sıra iyi bir eğitim gerektiriyor. Çünkü pilotlar acil durumlarla ilgili prosedürleri, kuralları 6 ayda bir simülatör eğitimleri sırasında uygulamalı olarak tekrar tekrar yaşıyorlar. İşte motor kaybında ne yapılır, hidrolik kaybında ne yapılır, yaşanan sorunlara nasıl yaklaşmak lazım gibi konuları çok sık tekrar ediyorlar. Ayrıca tabii her uçuş öncesinde uçuş ekibi briefing yapıyor. Kaptan pilot, ikinci pilot, tabi uzun uçuşlarda üçüncü veya dördüncü pilot da kokpitte olabiliyor. Neler yapılacak? Nasıl bir koordinasyon sağlanacak? İşte bu bir yolcu uçarsa arkada kabin memurları var yani hostesler. İşte diyelim ki kabinde bir yangın çıktı, bir yolcu bir problem çıkardı. İlk kabin memurları müdahale ediyorlar buna. Kargo uçaklarında da Türk Hava Yolları'nda Load Master olarak adlandırılan yükleme uzmanları var. Onlar da kabinde, arkada, kargoda bir problem çıktığı zaman gerekli müdahaleyi gerçekleştiriyorlar. Sonuçta havacılık bir ekip çalışması. Bu tür kurallar, neler, nelerin nasıl yapılacağı uygulamaları olarak dediğim gibi hem periyodik olarak yapılan eğitimlerle hem de uçuş öncesinde bir gözden geçirme gerçekleştiriliyor bu olayda da uçak kalktıktan sonra meydana gelen kuş çarpmasının arkasından pilotlar geri dönme kararı alıyorlar. İkinci aşama uçaklarını uçurduktan sonra bu bilginin hava trafik kontrol e, merkezine iletilmesi, ne yapılacakları ile ilgili normalde tabii uçağın bir tırmanış rotası var. Bu rotadan çıktıkları bilgisini kuleye ve e, daha sonra da tabii hava trafik kontrolörlerine bildiriyorlar. Ona göre rotadan çıkartıp onlara bir bekleme kontrol için ...bir yer ayarlıyor buna kontrolörler. Pilotların da tabii talepleri önemli. Bunun için bu beklemeyi yaparken uçakların önce kontrol edecekler. Kesin kararlarını verecekler. Bu bekleme sırasında da Atatürk Havalimanı'nın hemen güneydeki Marmara Denizi'nin üzerine uçak yönlendiriliyor. Pilotlar bakıyorlar, geri dönüş kararlarını onaylıyorlar. Ve bunun için tabi havalimanının trafiğinin ayarlanması, teknik bakım ekiplerine haber verilmesi gerekiyorsa... ...itfaiye veya kurtarma ekiplerinin hazır hale getirilmesi lazım. Bunlarla ilgili yerde de bir hazırlık başlıyor. Şimdi hava araçlarının birçoğu... ...kalkış yaptıkları ağırlıkla iniş gerçekleştiremiyorlar. Niye? Örneğin Boeing 777. Kargo kapasitesi bu uçağın, bu kargo uçağın 102 ton. İşte yakıt var çok ciddi miktarda ve kalkış yapıyor. Niye inemiyor bu ağırlıkla? Bu ağırlıkla indiği zaman iniş takımlarına zarar verilmesi gerçekten uçakta motordan sonra en pahalı parçalardan biri iniş takımları o tonlarca ağırlıktaki şoku alıyor iniş takımları ve belirli bir ağırlığın altına inilmesi gerekiyor. Bu nedenden dolayı bazı uçaklarda dump olarak adlandırılan fazla yakıtı bırakmak üzere bir sistem yer alıyor. Dumpla birlikte yakıt püskürterek çıkartılıyor uçaktan atılıyor hızlı bir şekilde. Genellikle de bu işlemler tabii şehrin üzerine değil işte denizde gibi böyle altta herhangi bir yerleşim biriminin olmamasına dikkat ediliyor. Bu yakıt bırakılırken zaten buharlaşıyor. Önemli bir kısmı pek fazla yere de inmiyor. Bu işlemi yapıyorlar veya bu sistem yoksa minimum iniş ağırlığına kadar havada alçaktan uçarak ki alçaktan uçtuğunuz zaman uçağın yakıt sarfiyatı yükselmeye başlıyor bu iniş ağırlığına düşülmesi gerekiyor. Bu iniş ağırlığına düşüldükten sonra öncelikli olarak alınıyor. Ama tabi burada bir parantez açalım. Eğer işte bu arada bir acil durum yaşanıyorsa örneğin bir motor kaybı varsa o artı tabi iniş takımlarına zarar verilmesi daha ikinci planda. Hemen uçağın inişi gerçekleştirdi. Yani o iniş takımları zarar bile görse emniyetle yere in inebilmek çok önemli. Burada tabi uçağın kontrolünde herhangi bir problem yok motorlar çalışıyor beklenen verimlilikte ve arkasından yaklaşma yapıp uçak Atatürk Havalimanı'na iniyor. Zaten görüyorsunuz taksideki fotoğraflarında videosunu da uçağın burnunda çok ciddi bir kuşların çarpmasıyla birlikte işte kanlar falan filan oluşmuş durumda. Şimdi dediğim gibi milyonlarca yıldır kuşlar uçuyorlar ve son 100 yıl aşkın süredir de uçaklar var. Şimdi birçok havalimanı, havaalanı şehirlerin büyümesiyle birlikte e, şehrin içinde kalmış durumda. Kuşlar içinde bu boş binaların olmadığı bölgeler gerçekten çok e, uçabilecekleri, özgürce uçabilecekleri bir alanlar haline geliyor. Hele de havalimanı içerisinde işte sürekli bir işte kazı işlemi varsa, kazıldığı zaman solucanlar çıkıyor veya çöpler yakın bir noktadaysa işte başta martı olmak üzere diğer kuş türleri sık sık buraya geliyorlar. Tabii bir havalimanı planlanırken kuşların göç rotaları nereden geçiyor, ne yapıyor? Bunun gibi yaklaşımlar da çok önemli. Bunlar çok iyi bir şekilde planlanması, çevre planının yapılması çok çok önem arz ediyor. Peki kuşlarla ilgili bir mücadele var mı? Var tabii ki. Çok farklı sistemler var. Bunlardan birincisi işte seslerle kuşları kovan özel sistemler veya ara ara böyle güm 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 patlama sesleri yapılır ve kuşlar belirli bir şekilde buralardan uzaklaştırılmaya çalışılır. Bu tür gürültüler kuşları rahatsız ediyor ama belirli bir süreden sonra kuşlar buna alışmaya başlıyorlar ve yollarına hiç bir şey olmamış gibi o yuvalarını bozmadan devam etmeye başlıyorlar. Farklı farklı önlemler alınıyor. Örneğin bazı havalimanlarında yırtıcı kuşlar besleniyor. Özel eğitimli bunlar işte atmaca gibi yırtıcı kuşlar. Bu kuşlar diğer işte bu bölge içerisinde yerleşmiş işte martıdır güvercindir artık ne tür kuş varsa onlara doğal yönle avlayarak uzaklaştırmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi özellikle deniz kenarında martılar büyük tehlike uçaklar için sonuçta doğanın varlığı bunlar kuşlar ve insanların da yaptığı uçaklar var bir şekilde barış içinde de yaşanması gerekiyor. Ben e, kuş çarpması etkileriyle ilgili biraz da videomuzun bu son bölümünde bir şeyler anlatmak istiyorum. Bir kuş düşünün. işte 500 gram bir kuş düşünün. Bir taraftan da işte tek koridorlu bir Boeing 737 800 veya Airbus A320 tipi bir uçak e, kalkış yapsın. Bu uçağın e, işte ulaştığı kalkış sırasındaki hız örneğin saatte 380 kilometre olsun. Uçağın da ağırlığı ortalama işte 60-70 ton ağırlığında bir uçak işte içinde 180 yolcu var. Uçuş ekibi var ve uçak tırmanış sırasında. Bu uçağa 500 gramlık bir kuşun çarpma etkisi fizik kurallarına baktığımız zaman işte uçağın ağırlığı 60-70 ton, hızı saatte 380 kilometre. Kuşun ağırlığı 500 gram. Bunları çarpıp bölüp topladığınız zaman ortaya yaklaşık 4,5 tonluk bir çarpma etkisi geliyor. Yani adeta uçağın öyle üzerine balyozla vurulmuş gibi 4,5 ton vuruyor. Düşünün bu bir kuş. Kuş sayısı arttığı zaman veya 500 gram değil de çok daha ağır kuşlar olduğu zaman işte 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 20 kiloluk kuşlar var. Devasa kuşlar oluşturacağı zarar çok daha büyük. Şimdi bunlarla ilgili hatırlayacaksanız Tom Hanks'in de oynadığı Sully filmi vardı. Sully filmi New York'ta Hudson nehrine inen motorlarını kaybettikten sonra US Airways'in Airbus a 320siyle ile ilgili gerçekten bir havacılık mucizesiydi. Bunun da çok güzel filmi var. Ee, bir yerde denk gelirseniz bu filmi izleyin derim gerçekten. Tamam işte gövdeye çarpıyor, uçağın kokpit camına çarpıyor ki kokpit camı 5 santim kalınlığında. İşte radoma çarpıyor, parçalayabilir ama uçuş, uçak uçmaya devam eder. Peki ya motorlarına çarparsa? İşte burada en büyük sorunlardan biri. Uçak motorlarının sertifikasyonlarında uçak motoruna donmuş tavuk fırlatılıyor. Ve bu süratle birlikte özel böyle bir e, toptan atılıyor bu donmuş tavuklar. Motorların çalışıp çalışmadığı, ne kadar süreyle çalışabildiği gibi testleri sertifikasyon sırasında motor imalatçıları göstermek zorundalar. Yani çok büyük kuşlar vursa bile motor en azından o uçağı havada tutabilecek kadar gücü oluşturması lazım. Ama o Hudson Nehri'ne inen uçaktaki gibi e, devasa kuşlara inanılmaz büyük bir sürüye çarpıyorlar. Dediğim gibi kuşların işte her biri 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo ve sürü halindeler. Uçağın iki motorunun da durmasına neden oluyor ve pilotların yapabileceği çek şey var. Geri dönmeye çalışsalar irtifaları yetmeyecek ve orada da kaptan e, çok önemli bir karar veriyor ve Hudson Nehri'ne iniş kararı alıyor. Uçaklar e, suya inebiliyorlar, e, gerekli önlem alınıyor arkada işte yolcular brace olarak adlandırılan çarpmaya hazırlık pozisyonu alıyorlar. E, üzerlerine e, bu can yeleklerini giyiyorlar, her türlü önlemi alıyorlar ve inanılmaz iyi bir iniş yapıyor suyun üzerine. Fakat tabii şöyle bir problem var, kış ayı ve dışarıdaki hava sıcaklığı eksi derecede yani suya düştüğünüz an çok kısa süre içerisinde kurtulmak lazım. Fakat tabii başka bir sıkıntı da Hudson Nehri üzerinde çok fazla işte turist tekneleri var, şunlar var, bunlar. Çok ciddi bir de su trafiği var. Ama buna rağmen Kaptan Saul Merger çok güzel indiriyor uçağı. Yolcularını tahliye ediyor. Çok ufak yaralanmalar dışında kimsenin burnu kalamadan yolcular uçağı terk ediyorlar. Tabii burada kaptanların çok önemli tecrübelerinin yanı sıra kabin ekibinin de yaş ortalaması epey yüksek ve hepsi inanılmaz çok tecrübeli. Böyle bir ekip Dayanışmasıyla yolcular kurtuluyor. İşte görüyorsunuz arkada kabin memurlarının ana görevi sizlere işte ha merhaba hoş geldiniz güle güle demek işte. A buyurun yemeğimiz servis etmek değil acil durumlarda aldıkları özel eğitimlerle insanlarımız arkadaki yolcuların hayatını kurtarmak bunlar çok önemli işte o yüzden de onlar da pilotlar gibi sık sık eğitimlerini tazeliyorlar ve bu eğitimlerle birlikte e, acil durumlarda neler yapabileceklerini tekrar her böyle 6 ayda bir tazeleyerek eğitim standartlarını yukarı doğru çekartıyorlar. Evet. Bugün kuş çarparsa uçağa ne olur? Veya tam tersi uçak kursa, kuşa çarparsa ne olur? Bunların cevabını vermeye e, çalıştık. Çünkü genellikle o dediğim ikinci yani uçak gidip çarpıyor kuşa. Kuş kaçınmaya çalışıyor ve kuşlar da haklı olarak dilleri olsa diyecek ki ya kardeşim biz milyonlarca yıldır burada yaşıyoruz. Siz geldiniz 100 yıldır. Bizi rahatsız ediyorsunuz. Lütfen rotamızdan, yaşam bölgemizden çıkın dese yeri haklı yani. Onlar daha eskiler burada. Diyecek bir şey yok. Bugünkü videomuzda bu olaylara biraz bakmaya çalıştık. İşin teknik kısmına bakmaya çalıştık. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgözbek.com adresine mail atabilirsiniz detaylı havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde lütfen sitemize de bakmayı unutmayın bizleri sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz e, bu arada tabii kanalımıza abone olursanız bildirimlerinizi açarsanız videolarımızı daha yakından takip etme şansına da sahip olursunuz katıl tuşuna da basarsanız kanalımızı desteklersiniz yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı emniyetli ve mutlu günler diliyorum.